Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Görüntüsü bakın bu şekilde mükemmel kek kalıbında yapmış olduğumuz kedi dilinden tiramisu tarifim var. Zor gibi görünse de o kadar kolay bir tarif ki hemen sizlerle birlikte malzemeler listesine geçelim. Bir paket kedi dili bisküvi gösteriyorum ama toplamda 1,5 paket kullandım ben. Vanilyamız var. O kaseye koyduğum vanilya. Sizler bir paket kullanın. Bir yumurta sarısı, 1 litre süt, 180 gram labne peyniri. Şöyle sizlere un gösteriyorum. Ama yarısı nişasta, yarısı un. O şekilde ayarladım. Böyle yarım bardaktan 1 santim fazla şeker. Açıklamalara yazarım ben. 100 gram pul çikolatamız var, beyaz çikolata. Sosu için, Nescafe'li sosu için böyle bir dolu tepeleme yemek kaşığı şeker, bir dolu tepeleme yemek kaşığı Nescafe ve sütümüz var. 2 su bardağı süt. Ben ölçülü bir kap içerisine koydum. Şimdi öncelikle kremasını yapmak ile başlıyoruz. Şöyle orta boy tencereye hepsini değil, sütün çeyreğini koyuyorum. Neden diyeceksiniz tümünü koymadın? Hepsini koyup üzerine unu vesaire koyduğum zaman un topaklanma yapabiliyor. Nişasta çözülüyor ama unda biraz topaklanma kalıyor. Her ne kadar elektrikli çırpıcı veya el çırpıcısıyla yapsak da. Bu yüzden ben sütün hepsini boşaltmadan gördüğünüz gibi yumurtayı, şekeri, un, nişasta hepsini koyduktan sonra bir güzel tabii ki birkaç dakika el çırpıcısı ile çırptım. Geriye kalan sütün tamamını koydum. Ocakta bakın bu şekilde koyulaşana kadar ama sürekli karıştıralım. Çünkü bu tarz yaptığımız kremalar un olduğu için dibine çabuk tutabiliyor. Tabii ki nişasta da tutar. Koyulaştı gördüğünüz gibi. 100 gram pul çikolatayı, beyaz çikolatayı koydum. 1 paket vanilyayı koydum. Yine şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. Toplamda kısık ateşte 5 dakika kadar, 3-5 dakika kadar ben kaynattım. Karıştırarak ama sürekli. Sonra ocaktan aldım. Ve bu arada sosunu hazırlıyoruz. Sütü cezvede 2 su bardağına tekabül olan sütü ısıttım. Ama tabii ki kaynar olmadı. Böyle ılık hale geldi. Şeker ve Nescafe'yi koydum, karıştırdım. O da kenarda hazır, bekliyor. Böyle bir güzel şekilli kek kalıbım var. Döküm. Onlar bir hayli böyle harika oluyor. Hem de işte kek yaparken de gerçekten çok başarılı kekler elde edebiliyoruz. Bakın bu şekilde. İşte biraz önce gördüğünüz gibi böyle kenarlarını ölçtüm. Kedi dillerini o şekilde kestim. Fazla olan kısımlarını. Poşet neden seriyorsun diyeceksiniz. Biz bu tarz tarifleri poşetsiz izledik diyeceksiniz. Evet, ben de açıkçası hep poşetsiz izledim. Ama ben bu tarifi bir hafta içerisinde ikinci defa yapıyorum. Bakın bu şekilde. Kedi dillerinin birazı böyle oval. Oval kısmı iç kısma, hani çukur kısmı iç kısma gelecek şekilde ayarladım. İşte açıklıyordum poşet olayını. Yine açıklarım. Öncelikle bir kremamızı sizlere söyleyeyim. Hızlı hızlı geçmişim. Böyle ılık hale geldikten sonra tamamıyla sıcak yapmayalım. Çünkü labne peyniri kesilebilir. 180 gramlık labne peynirini koydum. Birkaç dakika elektrikli çırpıcıda çırptım. Bakın bu şekilde. Şöyle sizlere de yakından göstereyim. Yine tenceresinde durdurdum. Ekstra bir derin kap içerisine bulaşık çıkmasın diyerekten bulaştırmadım. Bu şekilde hazırlamış olduğum poşet serip hazırlamış olduğum kedi dili bisküvilerini tabii ki Nescafe'li suya da batırıyorum. Buna da dikkat edelim. Yapım aşamalarını bir dikkat ve atlamadan izlersek nasıl yapıldığını da anlarsınız. İşte poşet olayı iki defa böyle haftada iki defa yaptım. Islatmadan, döküm tencereyi ıslatarak yapıyorlarmış. Ben açıkçası ıslatmadan yaptığım için muhallebisi yaptığımız krema dibine yapıştı. Kesinlikle kaldıramadım. Bu yüzden tekrardan hani riske atmak istemedim. Ben hani izlediğim tariflerde kek kalıbını veya kelepçeli kalıbı ıslatıyorlar. Ondan sonrasında işte kenarlarına kedi dili bisküvisi yerleştirip
Sonrasında işte kremayı orta kısma döküyorlar. Çıkartırken de çok rahat çıkarttıklarını görüyorum. Ama işte korktum açıkçası. Riske atmak istemediğim için ben poşet serdim. Dilerseniz sizler de hani benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ve işte yine hani kırık parçaları orta kısmına Nescafe'li sütlü karışıma batıraraktan koyduk. Üzerine kalan kremayı döktük ve 1,5 kedi dili bisküvi gitti demiştim ben sizlere. Ayrıyetten 2 paket almıştım ben. Ayrıyetten o paketin yarısını kullandım. Zaten bir pakette ikili o şekilde çıkıyor. Hazır o şekilde paketlerde çıkıyor. Yani toplamda 1,5 su bar 1,5 paket kedi dili kullandım. Ben hafta sonları abimlere, anneme bakmaya gidiyorum. Ve onlara gitmiştim artık. Onların mutfağından devam ediyorum sizlere. Yaklaşık işte yarım gün, bir günde dinlendi. Kesinlikle dinlendirin. Yoksa böyle kreması cıvık ve hiç hoş olmayacaktır. Poşet serdiğim için haliyle biraz çizgiler oluşmuş. Poşetler araya girmiş ama hiç sıkıntı değil. Yine ben böyle biraz bastırarak hani kedi dillerini en son kapatma, poşet kapatma aşamasını yapmadan evvel üstüne poşet kapatma yapmadan evvel böyle bastırarak yaptığım için zaten hani şekli çıksın, güzel, hoş, tırtıklı şekli çıksın diyerekten bu şekilde gördüğünüz gibi de gayet de güzel şekli çıktı. Üzerine de kakao serpiştirdim ve sizlere de en son artık servis aşamasına geçtim. Son sunum halini gösteriyorum. Bakın bu şekilde mükemmel bir kreması olmuştu. Tam böyle oturmuştu. Tam her şeyi tam ayarlı. Kesinlikle mükemmel. Şöyle daha yakından göstereyim. Kendim afiyetlice yemeden evvel şöyle çatal ile bölerekten sizlere dokusunu göstermeye çalışıyorum. Gerçekten çok başarılı olmuştu. Kesinlikle bu kremayı başka pastalarınızda da deneyebilirsiniz. Kesinlikle bana güvenebilirsiniz. Kedi dili ile de çok pratik bir pasta oluyor. Yani kek vesaire yapmakla uğraşmadan. Ve artık videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı videomu paylaşabilirsiniz sosyal medyada. Sizlerin sayesinde çok daha fazla kişiye ulaşmış olacaktır. Videomla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sormak isteklerinizi. Emeğe saygı için like atalım, abone olalım, hoşça kalın.